Osmanlı tarihinde birçok ilgi çekici olay var. Padişahların özel yaşamı ve saray hayatı hakkında bir dünya ilgi çekici hikaye mevcut. Bunlardan biri de şüphesiz 100 çocuklu padişah 3. Murat hakkında. Tarihi kaynaklar onun 100-130 arasında çocuğu olduğunu yazıyor. Epey ilginç bulduğumuz bu olayı gelin birlikte keşfedelim. Sultan 3. Murat 4 Temmuz 1546 günü Manisa'nın Bozdağ Yaylası'nda dünyaya geldi. Babası Sultan 2. Selim, annesi ise Nurbanu Sultan'dı. Çoğu kaynakta annesinin aslen Venedikli olduğu yazar. Sultan Murat orta boylu, yuvarlak yüzlü, kumral sakallı, ela gözlü ve beyaz tenli bir padişahtı. Çok cömertti ve insanlara yardım etmeyi çok severdi. Merhametli bir kişiliğe sahip olan Sultan 3. Murat, Arapçayı ve Farsçayı çok iyi konuşurdu. Babasının 1558 yılında Manisa Sancakbeyliği'nden Karaman Valiliğine tayin edilmesi üzerine dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Alaşehir Sancakbeyliği'ne tayin edildi. Babası Sultan 2. Selim padişah olduktan sonra da tekrar Manisa Sancakbeyliği'ne atandı. Şehzadeliği sırasında bulunduğu Manisa'da devrin en değerli öğretmenlerinden dersler aldı. Osmanlı padişahları içinde en iyi eğitim gören padişahlardan birisidir. Babası Sultan 2. Selim'in vefatı üzerine Manisa'dan İstanbul'a gelerek 22 Aralık 1574 tarihinde tahta geçti. 3. Murat'ın tahta çıkar çıkmaz yaptığı ilk iş olarak fetva ile 5 kardeşini boğdurttuğu rivayet edilir. Babası gibi devlet işleriyle fazla ilgilenmeyen 3. Murat zamanında Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa devletin idaresiyle meşgul oldu. Sokollu'nun ölümünden sonra ise 3. Murat'ın eşi Safiye Sultan devlet yönetiminde büyük rol aldı. 3. Murat'ın tahta çıktığı dönemde Fransa tahtının boş olmasından kaynaklanan Leistan'daki otorite boşluğu 3. Murat'ın isteğiyle Erdal Bey'i Bateri'nin Leistan kralı olmasıyla son buldu. Bu dönemde hemen Leistan'la anlaşmalar yapılmış ve kuzey sınırı güvenli hale getirilmiştir. Sokollu Mehmet Paşa'nın ağırlığını hissettirdiği 3. Murat döneminde Osmanlı toprakları en geniş sınırlarına ulaştı. Babası 2. Selim'den devraldığı ülke topraklarını genişletti. İngilizlerle de dostane ilişkiler geliştirdi. İlk İngiliz kapitülasyonunun verilmesiyle İstanbul'a daimi İngiliz elçisi gönderildi. Papa'nın Katolik Avrupa'da kurabileceği Haçlı ittifaklarına karşı Protestan İngilizlere karşı ilişkiler geliştirdi. Daha sonra bu ittifaka Hollanda'da dahil edilecektir. Devlet işlerini Sokollu'ya devreden Sultan 3. Murat zamanında sarayda kadınlar devlet işlerine çokça karışmaya başladılar. Ve bu durum Sokollu'nun ölümünden sonra da artarak devam etti. Eğlenceye bir hayli düşkün olan Sultan 3. Murat saltanatı boyunca İstanbul'dan hiç çıkmadı ve saraydaki kadınların etkisinde kaldı. Daha sonraki yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun bir devrini etkileyecek olan Kadınlar Saltanatı da onun devrinde başladı. İddiaya göre Osmanlı tarihinin en çok çocuğu olan padişahı 3. Murat'ın 6 karısı ve 40'a yakın da Haseki denilen cariyesi vardı. Murat'ın eşleri arasında en dikkat çeken isimlerden birisi Safiye Sultan'dı. Asıl adı Sofia Bafo olan Safiye Sultan'ın çoğu kaynakta Venedikli olduğu yazar. Bir yolculuk sırasında Türk korsanlarına esir düşmüş ve sonradan Murat'ın şehzadeliğindeki saraya cari olarak satılmıştır. Hatta 3. Murat'ın annesi Nurbanu Sultan'la Safiye Sultan arasında sık sık çekişmeler olmuş. Bu çekişmeler saraydaki sadrazamların sürekli değişmesine sebep olmuştur. 3. Murat'ın bu denli çocuk sahibi olma sebebi ise annesi Nurbanu Sultan'la karısı Safiye Sultan arasındaki çekişmedir. Nurbanu Sultan, valide sultan olarak haremdeki tüm gücü elinde tutmak ve 3. Murat'ın kör kütük aşık olduğu Safiye Sultan'ın oğlunun gözünden düşmesini sağlamak istemektedir. Bu sebeple dünyanın çeşitli yerlerinden gencecik ve güzel kadınlar getirilir hareme. Öyle ki 3. Murat'ın 500 civarında cariyesi bulunmaktadır.
Nurbanu Sultan'ın bu amansız cariye merakı sebebiyle tutsak pazarında 200-300 altından 3000-5000 altına çıkmıştır fiyatlar. Saraydaki çekişmeyi şuradan da anlayabiliriz. 3. Murat 11 defa sadrazam, 7 defa da şehirli İslam değişikliği yapmıştır. Sokoğlu Mehmet Paşa bu dönemde suikast sonucu öldürülmüştür. Ayrıca bu dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya siyasetinde hala en güçlü devlet konumunda bulunduğu bir zamandır ve güç zehirlenmesi yaşanmaktadır. 3. Murat'ın babası Sarı Selim padişahın orduyla birlikte sefere çıkmaması geleneğini başlatmıştır. Böylelikle 3. Murat da saltanatı döneminde yalnızca İstanbul'da ikamet etmiştir. Sultan 3. Murat birlikteliklerinden 100'ü aşkın sayıda çocuk sahibi oldu. Ancak bunların büyük kısmı bebek denilecek bir yaşta öldü. 29 yaşında çıktığı tahtta 20 yıl kalan 3. Murat 16 Ocak 1595 tarihinde felç geçirdi ve vefat etti. Padişah 1595 tarihinde Topkapı Sarayı'nda öldüğü zaman Safiye Sultan bu ölümü kimseye haber vermedi. Görevlileri gizlice Manisa'ya göndererek oğlunu tahta davet etti. Oğulları 3. Mehmet 27 Ocak 1595 tarihinde tahta oturdu. Biat töreninden sonra 3. Murat'ın cenaze namazı kılındı ve merasimine kaldırıldı. Bundan sonra 3. Mehmet haremi Hümayun'a gitti ve 19 kardeşinin idamlarını emretti. 3. Murat'ın cariyelerinden olan kızlar eski saraya gönderildi. Gebe cariyeler Marmara Denizi'ne atılarak boğduruldu. Devleti devam ettirmek ve saltanat tahtına oturmayı kardeş sevgisinden üstün tutan 3. Mehmet'in tahta çıkışı kanlı ve feci olmuştu. 3. Mehmet'in kardeş katli Osmanlı tarihine en kanlı olaylardan biri olarak geçmiştir. Hatta rivayete göre halk bu olaydan sonra 3. Mehmet'e kin beslemiştir. Öyle ki 35. Padişah Mehmet Reşat kılıç kuşanma merasiminde dedelerinin mezarını ziyaret ettiği sırada 3. Mehmet'in mezarını "ben çocuk katilinin kabrini ziyaret etmek istemiyorum" diyerek ziyaret etmemiştir. Üçüncü Murat'ın türbesi Ayasofya Camii'nde bulunmaktadır. Padişahın yanı sıra Safiye Sultan, 20 tane şehzade, kızları Fatma, Fahri ve Mihriban Sultan'la padişahın diğer 20 kızının da kabri burada bulunmaktadır. Benzer videolardan haberdar olmak için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.